Hocam şimdi seyir sürük hedefimiz var. Ve seyir sürük niyetiyle hareket ediyoruz. Ama birleyen insaflı olmadığı gibi o kendisi nedeniyle bir olandır dedi. Evet. Yani birleyen kişi aslında gene ikili yapıp tabii, birliyor. Tabii birliyor çünkü. Evet. Diğeri siz de izah ettiniz. Evet. Yani mutlak tevhid hedefiyle biz hareket etmeye çalışıyoruz hocam. Yani birleyen insaflı değilse hani seyir sürükteki hedef birleme değil midir? Nasıl olur? Eyvallah. Birleyen insaflı değildir dedi. İnsaf nedir? İbn Arabi Hazretleri'nin insaf kelimesine yüklediği mana hak ettiği şeyi vermek. Birleyen orada hakikatte hak ettiği şeyi vermiyor diye ortaya koymuyor. Neden? Birleyen dahi yani tevhid kastediyor. Birleyen tevhid. Allah'ı birleyen tevhid ehli insaflı değildir. Çünkü hak eden ettiği mertebeyi yerine hakkıyla oturtamadı, koyamadı. Neden? Çünkü o ancak kendinden kendini birler. Hakiki tevhid ancak Allah'ın kendini birlemesidir. Biz kulları olarak onu birlediğimizde nihayetinde biz bütün çokluktan birliğe bir bakış açısıyla bakarak sadece onun var olduğunu, ondan gayrı bir şeyin olmadığını söyleriz. Hatta şu zikri söylerken La ilahe illallah sözünde bile İbn Arabi Hazretleri ne dedi? Bu bir tevhid, birleme sözü ama mutlak tevhid değil. Neden? Çünkü la, yok diyorsun. İlahe, ilahlar yok. İlla Allah, ancak Allah var. Yani bir iddian var. Bir önce olumsuzladığın ilahları çıkarttın attın, sonra sadece Allah var dedin. Ve bunu söyleyen sensin. Yani orada mutlak tevhidin sadece onun olduğu alan değil ki. Sen kul olarak onu tevhid ediyorsun yani. Yine ikilik var. Mutlak tevhid ancak Allah'ın kendi kendini birlediği alandır. Bu alana da bize kapı yok. O zaman buradan neyi anlıyoruz? Mutlak tevhide ulaşmak kul olarak, yaratılmış olarak asla ve kata mümkün değil. Biz sadece çokluğun birliğini anlayarak yani uluhiyet mertebesinden, ilahlık mertebesinden dedi ya zaten ilerleyen konularda. Evet. Senin görevin dedi uluhiyet mertebesinden Allah'ı birlemendir. Yani ilah olarak Allah bir tek ilahımızdır. Bunu anlaman, bu tevhidi anlaman. Yoksa zat olarak birlemek yani zat mertebesinde mutlak birlik mümkün değil. Çünkü zat mertebesinde zattan ayrı bir şey yok. İkinci bir şey olduğu zaman birlik, tevhid, mutlak tevhid diye bir şeyden söz edilemez. La ilahe illallah kelime-i tevhidini bazı Allah dostları bu şekilde çekmez, Allah çeker dedi. Öyle dedi. Hatırlıyor musunuz? Evet. Aziz Allah. Sadece Allah ismiyle meşgul olurlar. Allah zikriyle. Çünkü şurayı da düşünürler. La ilahe illallah zikriyle meşgul olurken. Tabi bu onun mertebesinde. Yani bunu duydunuz diye La ilahe illallah zikrini sakın terk etmeyin. Bırakmayın ha. Çünkü zikirlerin en eftalidir. O mertebenin ehline söylenmiş. La ilahe illallah zikrini çekerken derler ki La olumsuzlarken Allah'ın takdiri gelir de son nefesim gelirse La deyip de ölürsem eyvah derler. Onun için la ilahe illallah zikriyle meşgul olmazlar. Allah, 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 Allah. Onunla meşgul olur. He bak böyleymiş. Ben de la derken, olumsuzlarken ölürsem ya diye kalkıp da o adamın makamının taklidini yapmaya kalkmayın. Önce bir la ilahe illallah zikrinin ne olduğunu iyice bir anlayalım, yaşayalım. Resulullah Efendimiz ne diyor? Zikirlerin en eftali, en büyüğüdür. La ilahe illallah. Kefeyi, terazinin kefesini dolduran zikirdir. Onun için her daim la ilahe illallah zikriyle meşgul olunuz. O Allah zikriyle meşgul olmanın mertebesi ayrıdır. O mertebeye gelen zaten o mertebeye geldiğinde kendisine işaret edilir. Sen bununla meşgul ol denilir. Orası ayrıdır. Bunu da ifade edelim.